Başkanım bir konumuz daha gelecek. Gelsin. O biraz daha sert ve zor bir soru soracağını beyan ediyor. Gel Yusuf'cum, Yusuf Kayaç'cım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsın canım, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de başlayayım önce, siz yediniz. Ben de biraz yiyeyim, öyle sorayım. Afiyet olsun. Evet. O arada ben şeyi sorayım. Başkanım, bu saat ondan sonraki alkol satış yasağı mesela, bunun bir anlamı olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle düşünmüyorum. Son derece yanlış. Ben bir kere yasakların tamamına karşıyım kardeşim. Türkiye turizm ülkesi. Sana biraz az kaldı, kusura bakma. O da ışıkların sayısı. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir açıklama yaptınız. Dediniz ki Cumhurbaşkanı'nı kimseye yedirmeyiz. Ben hiç öyle bir şey demedim. Laf söyletmeyiz. Hiç öyle bir şey demedim. Öyle demediniz mi? Hiç öyle bir şey demedim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımıza yurt dışından ve yurt içinden hiç kimsenin laf söylemesine izin vermeyiz. Sakın ha sakın, aman gözünü seveyim. Hiç öyle bir tavrım olmadı, hiç öyle bir konuşmam olmadı. Lütfen Google'a gir çıkar. Laf olsun, teneke de olsun diye konuşma. Tabii. Çıkar. Onu ben de görmedim. Enes Kanter'in bir paylaşımı üzerine yapmışsınız açıklamayı. Cumhurbaşkanımıza kimsenin laf söylemesine izin vermeyiz. Dediniz mi böyle bir şey? Sorun bu değil ama ben bunu sadece anlatmak istiyorum. O yapılan açıklamayı da doğru bulmam. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yurt dışında hakaret edilmesini de doğru bulmam. Türkiye'de her türlü şeyi söyleyebilirsin ama yurt dışında bir olay olduğu zaman o Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyor. Bu şekilde açıklama yaptınız. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi doğru. Benim iki tane Cumhurbaşkanı'na hakaret davam var. Hakaret olmadığını düşünüyorum tabii ki. Geçenlerde haberleri de çıktı zaten. O konuda da sana bir şey söyleyeyim evlat. Hiçbir siyasinin eleştiriden dolayı dava açması mantığını doğru bulmam. Yani biz sizi rahatlıkla eleştirebilir miyiz? %100. Çizebilir miyiz? %100 istediğini yapabiliriz. İfade özgürlüğü sonsuz serbest, olacak yani. Serbest, kesinlikle. Değil mi? Ben 2016'dan beri ağzımı açamıyorum internette. Çok korkuyorum. Her an bunun başına gelen gelecek diye başkanım ya. Anlıyorum. Biz bunun için Türkiye Değişim Partisi'ni kurduk. Gençler korkmasın, görüşlerini, düşüncelerini açık bir şekilde söylesin. Başkanım, sıklıkla çektiğiniz bu market fiyatlarıyla ilgili olan TikTok'lar var. Zaten halkın büyük kısmı da onları izliyor şu an. Üzerinde çok çalışıyoruz gerçekten. Şimdi arkadaşlar, bir Türkiye Değişim Partisi olarak sorunları televizyonlara çıkarak anlatamıyoruz. Televizyonlar kapalı. Yeteri kadar göstermiyorlar, yeteri kadar yayınlamıyorlar. Evet. Peki. Ne yapmamız lazım? O TikTok'ların bir ruhu var, bir enerjisi var, bir heyecanı var. Ve o TikTok'lardaki derdinizi 12 saniye ile 14 saniye arasında anlatmanız lazım. Nerede çekeceksiniz, nasıl çekeceksiniz, ses tonunuz ne olacak, nerede ses tonu düşüreceksiniz, nerede yükselteceksiniz, hepsine bakmanız gerekiyor. Farklı bir video oldu, farklı bir yemek videosu oldu. Benim çocukluğumdan beri yaptığım en garip video oldu diyebilirim. Öncelikle yapabileceğim bir yorum bu. Yani şu anda hala gerginim, öyle diyeyim. Bence günümüzde olması gerektiğini düşündüğüm bir videoydu. Çünkü siyasi programlar çok ciddi. Bir tek Oğuzhan abinin videolarda arada bir küçük şaka dönüyor ama onun dışında tansiyon çok yüksek. Aşırı siyasi bir bilgi edindik mi benim sorduğum sorularla? Benim sorduğum sorular aşırı siyasi sorular değildi. Çok fazla derine inmedim ben. Daha yüzeysel gittim. Bundan sonra da öyle yapmayı planlıyorum. Çünkü ben Türkiye siyaseti hakkında çok yoğun bilgilere sahip biri değilim. Bu konuda expertleri getirdik. Geldim buraya, sorumu soracağım. Cumhurbaşkanına laf söyletmem mi dediniz mi? Öyle bir şey demedim dedi. Fakat videosu da var. Murat'a bilmiyorum, vereceğim montajı yapan arkadaşlara, koysun isterse. Ben onu çıkarıp göstermedim. Sonra Cumhurbaşkanımıza kim işte hakaret edemezsiniz falan diye kabul etti en sonunda. Sonra o cevabı aldım arkadaşlar. Soracağım 2-3 tane soru vardı benim. Murat'a soramadım. Deplasmanda adam, deplasmanda olmasına rağmen gerilen biz olduk. Ama aslında sorduk cevap olmadı değil. Sormak için kendisini rahat hissedemedi. Aynen öyle. Aynen öyle. Ben öyle söyleyip kapatmak istiyorum. Teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Senin bu engin siyasi bilgilerinden faydalandım. Bir sonraki videolarda da faydalanmayı planlıyorum. Teşekkür ederim. Bu video fikri sevgili Yusuf Kayap'tan geldi aklıma. Aklıma gelmedi. Onun aklına geldi. Ben yapmam dedim. Yap dedi. Yapman lazım dedi. Tamam dedim. Baktım güzel yani. Okey dedim. Hakikaten de güzel oldu. Bir sonraki video olacak mı? Onu da bilmiyorum. Buradan açık bir davette bulunuyorum. Evet, herhangi bir siyasi programa benzemiyor olabilir burası. Onun farkında değilim. Tarzımız da pek benzemiyor olabilir. Ama yani sevgili siyasiler, yeni jenerasyon sürekli büyüyor biliyor musunuz yani? Bayağı büyüyor ve yeni jenerasyon böyle garip içerikleri şey yapıyorlar, izliyorlar. Ben de en azından onlara bu şekilde hitap edebiliriz diye düşündüm. Onlarla siyaseti bu şekilde bir araya getirebiliriz diye düşündüm. O yüzden bu seriye ben kendim devam etmek istiyorum. Buradan diğer siyasi liderlere de sesleniyorum. Eğer aynı bu konsepte videomuza katılmak isterseniz bir sonraki videoyu sizden biriyle çekebiliriz.